Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Parfüm de Mahalle'nin yeni parfümün Perseus'taki ilk indirimlerini anlatacağım. Bu benden çok istenen bir videoydu. Sonunda deneyebildim ama çok uzun bir deneyim olmadı. Ona göre bu videoyu incelemenizi istiyorum. Çünkü tabii ki bir parfümden çok iyi anlatabilmek için bayağı bir süre kullanmak gerekiyor. Ama ben bunu az bir sürede olsa kullanabildim. Arkadaşlarıma kokatabildim. İlk izlenimlerimi sizlere anlatacağım. Şimdi Perseus elimde gördüğünüz gibi çok güzel bir şişe. Bendeki bu küçük versiyonu. Perseus'un kendisi zaten bir işte Yunan mitolojisinde bir tanrısal figür gibi anladım ben, gücü temsil eden. Bu parfüm tabii bununla ne alakası var? Çok da böyle bir alakasını anlayamadım ama işte bu parfüm böyle güneşi, işte yazı temsil eden bir parfüm gibi. Çok ilginç bir şekilde bunun parfümörü Natalie Templer diye bir bayan. Kendisinin çok az parfüm var. Parfüm de Mahalle'yi çok kutluyorum böyle bir şey yaptıkları için. Yani çok ünlü bir parfümöre gitmek yerine nispeten çok az bilinen bir parfümöre şans vermişler. Dolayısıyla çok o anlamda da güzel bir parfüm. Şimdi Perseus'u ilk denediğimden beri izlenimlerim şu şekilde. Şimdi çok değişik, böyle inanılmaz farklı bir parfüm bekliyorsanız kesinlikle bu değil. Yani hani tam bir bilmesek bu bir parfüm de Mali parfüm mü desek, yani çok da demezsiniz aslında. Ama şöyle bir ilginçliği var bu parfümün. Terre d'Hermès'e ve onun flankerlarına benziyor. Ama onlardaki o keskin hatlar yok bunda. Bu daha iyi harmanlanmış, daha kaliteli kokuyor, daha elegant kokuyor. Bunu ilk sıktığımızda bende de böyle oldu, deneyen arkadaşlarımda da böyle oldu. Böyle biraz sanki hemen geçiyormuş gibi kokusu oluyor. Ama bir saat sonra, 1,5 saat sonra bakıyorsunuz bir yerlerden bir koku geliyor. Ve sanki daha da güçlenmiş gibi oluyor parfüm. Çok ilginç bir gelişimi var aslında baktığımızda. Ama bu parfümü böyle çok yayılan bir parfüm gibi düşünmeyin. Yani bir Carlisle, işte Altair kalan değil bu. Yani nispeten daha az yayılıyor ama kalıcılığı çok iyi. Yani kendi denediğim ve arkadaşlarımla da o şekilde oldu. Ofiste denettiğim herkes çok beğendi. Dolayısıyla genel beğenisinin yüksek olduğunu düşünüyorum ama nispeten size yaklaşınca koklayabilecekleri bir koku. Tabi bunu yazın sıcak aylarda denemek lazım. Şu an çok gerçekçi değil çünkü bence yaz ve ilkbahar kokusu, yani sıcak havalara uygun bir koku. Ama çok ilginç, böyle garip, deneysel bir koku değil. Çok risksiz, yani işte bir Greenly gibi, bir Percival gibi, yani çok düşünmeden sıkabileceğiniz yazın veya ilkbaharda bir imza parfüm olabilecek bir koku. Bence maskülen bir koku. Çok unisex bir koku gibi gelmedi bana. Çünkü yani o vetiveri, grapefruit'u hissediyorsunuz. Alttan çok hafif o ambergris ve çok 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 az o kaşmir notasını alıyorsunuz. Yani daha maskülen notalarda. Böyle dediğim gibi Terre d'Hermès veya bir flanker havasında ama onun daha sofistike hali gibi düşüneceğiniz, ama çok hani uçup kaçmayan bir parfümden bahsediyoruz. Bunları hani düşünerek, eğer ilginizi çekiyorsa deneyebilirsiniz. Ben yazın ama çok hani bir şey düşünmek istemediğinizde, hemen ben ne sıkayım, güzel ama güzel kokayım dediğinizde sıkabileceğiniz bir parfüm olduğunu düşünüyorum. O anlamda değerlendirebilirsiniz. Yakından, nispeten yakından koklayacak sizi herkes de beğenecektir. Yani ilk izlenimlerim bu şekilde. Ofiste koklattığım ya da işte çevremde koklattığım kişilerden bunu beğenmeyen olmadı. Hatta "Aa, bu neymiş, çok güzel kokuyor" diyenler oldu. Ama bir Terre d'Hermès'iniz varsa, işte onun değişik flankerları varsa, o tarz parfümlere sahipseniz bu biraz gereksiz olabilir. Ama öyle bir parfümünüz yoksa ve o tarz bir parfüm arıyorsanız gerçekten güzel bir seçim. Fiyatına göre bence bir tık pahalı ama yazın esas daha kalitesinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çok sıcak havalarda
Çünkü kokusu çok güzel. Kokusunu gerçekten bayağı beğendim. Bu kapsamda değerlendirebilirim. Daha detaylı tabii ki kullandıkça belki fikrim değişebilir ama şu anda hani iyi bir parfümcü mavi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki en iyilerinden bir tanesi değil bence. Ama değişik yani. Parfümde mahallenin diğer kokularını çok benzetemedim. Güzel bir koku. Ama hani fiyat performans olarak baktığımızda çok inanılmaz değil. Onu da bilin. Hani bu şekilde ilk izlenimlerimi size aktarabilirim. Tabii ki kullandıkça ileride daha farklı, daha uzun bir yorumda yapıyor olacağım. Şimdilik bu videomuz bu kadar. Bu güzel şişeyle denemenizi tavsiye ediyorum. Parfüm zamanından Perseus.